1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu Günler Kanal 58 izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Şifa Kapısı'nda çok önemli bir hocamızı, değerli bir bilim insanımızı konuk edeceğiz. Ve kanserle ilgili konuşacağız. Kanser hastalığında en sık görülen vakalardan akciğer kanserini konuşacağız. Ama akciğer kanserini konuşmadan önce kıymetli hocamız da, radyasyon onkoloji uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin hocamıza korona günlerinden biraz bahsetmek istiyoruz. Tabii korona günlerinin normalleşme sürecine yaklaşıyoruz. Normalleşme sürecinde bizleri neler bekliyor? Tabii korona günlerinde de
en büyük yükü taşıyan sağlık ekibimizi, sağlıkçılarımızı, ben Mustafa Vecide Ertekin hocamızın nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ve korona günlerini Vecide hocamdan dinliyoruz. Herkese merhabalar. Ben de şu anda bizi izlemekte olan tüm seyircilerime sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur dolu güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. İlk korona vakasının Türkiye'de görülmesinden sonra yürütülen süreçte Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun almış olduğu önlemler ve bilgilendirmeler doğrultusunda bu süreç çok iyi yönetilmiş durumda. 1 Haziran itibariyle yeni normalimize döneceğiz. Büyük bir ihtimalle. Yeni normalimizde tabii almamız gereken bir takım tedbirlerimiz olacak. Maskemizi her zaman takmamız gerekecek. Gene hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymamız gerekecek. Ayrıca sosyal mesafeyi mutlaka korumamız gerekecek. Eğer belirlenen bu kurallara uyulmadığı takdirde korona hastalığındaki bulaş oranlarının yeniden artması muhtemel. Ama ülkemizde insanlarımızın duyarlılığı, alınan tedbirlerin olumlu olması nedeniyle tabii şu ana kadar bu süreç çok iyi yönetilmiş durumda. Ben de korona geçiren bir hekim olarak hastalığın bulaştırıcılığının yüksek olması nedeniyle bu yeni normalimizde mutlaka ve mutlaka belirlenmiş o kurallara uyulmasını, özellikle maskeli dışarı çıkılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Evet, bizi nasıl bir yaşam bekliyor peki hocam? Bir bilim insanı gözüyle baktığınız zaman. Tabii bizim Türk örf, adet, gelenek, göreneklerinde insanların birbirine karşı sıcak ilişkiler içerisinde olduğu bir gerçektir. Birbirimizle karşılaştığımızda mutlaka tokalaşırız, sarılırız, öperiz ama yeni şeyimizde, normalimizde bunlardan biraz uzak duracağız en azından. Bu süreç atlatılana kadar bunları maalesef yaşayamayacağız. Eskiden yan yana sıkı sıkı olduğumuz düğünlerimiz, bayramlarımızda gene aynı şekilde bu mesafelere dikkat etmek zorunda kalacağız. Yani o sıcaklığımızı sadece birbirimize bakarak gözlerimizle anlatmaya çalışacağız. Tabii zorlu bir süreç bizim için. Evet, tüm dünya için. Evet, tüm dünya için. Tabii bunun sağlık yanı sıra ekonomik, sosyal de birçok etkisi mevcut. Tabii sistemin de çalışması gerekiyor bir şekilde. O nedenle bu yeni dönemde bu kurallara uyarak hijyen, maske takılması ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uyarak biz gene bu virüsün bertaraf edilmesi konusunda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışmamız gerekecek ülke olarak. Rezi Hocam, tabii Avrasya Hastanesi de çok başarılı bir süreç geçirdi pandemi döneminde. Evet, evet. Buraya alınan hastalara çok iyi bakıldı. Arkadaşlarımız elinden gelen tüm gayretleri gösterdiler ve hayırlısıyla da inşallah bundan sonra da bu virüsün bu azaltılmış etkisinin son bulacağı döneme kadar da gene biz görevimizin başında gelecek olan hastalara tümüyle hizmetlerimizi vermeye özen göstereceğiz. Evet hocam, tabii yine söylüyoruz. Sizin evinizde tüm sağlık çalışanlarımıza da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu yükü sizler taşıdınız. Evet, yani ön planda sağlık çalışanları olması doğal, doğal olarak normal bu şekilde olması. Çünkü sağlık sorunu yani. Evet. Bu sağlık sorununun da iyi yönetilmesi gerekiyordu.
Ve bizim ülkemizde bu çok iyi yönetildi. Bizim çalışma arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız, tekniker arkadaşlarımız tümüyle, özveriyle gayret göstererek sistemi çok iyi yürüttüler ve bugünlerimize gelmemizde ön ayak oldular. Evet, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecimize döneceğiz. Umarız sizin de dediğiniz gibi tüm kurallara uyarak tekrar evet. Bir ikinci veka oluşmaması için tüm toplum olarak kurallara riayet edeceğiz. Evet, etmemiz gerekecek. Yani mutlaka etmek gerekecek. Yani bu eskiden olan bazı alışkanlıklarımızı bir süreliğine olarak düşünüyorum ben. Bir süreliğine bir tarafa bırakıp dikkat edeceğiz. Dikkat ederek bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum ben. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, tabii kanser tedavisi mümkün. Eğer ki erken tanı, erken teşhisi olursa hastalıktan kurtulunabiliyor. Hangi kanser türü olursa olsun evresi çok önemli hocam. Peki, kanseri de sizden dinleyebilir miyiz? Kanser nedir? Kanser, vücudun herhangi bir yerinde bir hücrenin kalıtsal olarak, genetik olarak değişikliğe uğraması ve immün sistem tarafından bu değişikliğe uğramış olan hücrenin ortamdan uzaklaştırılamayarak büyümeye başlaması olayıdır. Kanser, tabii normal hücreler gibi değil hiçbir zaman. Sürekli bölünme ve büyüme ve vücudu kontrol altına alma ideali içerisinde olan bir hücredir. Bu nedenle de en erken dönemde bunu fark edip vücuttan uzaklaştırmak gerekir. Evet, erken teşhis çok önemli. Evet. Erken teşhiste kanser hastalığının tedavisi de mümkün. Tabii ki yani bir slogan vardır yani. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork diye. Erken evrede teşhis edilen kanser hastalarında tedavi modaliteleriyle bu işle baş etmek daha kolay. Ama geç kalındığı dönemde hem tümörün cevap vermesi hem vücuttan atılması daha zorlaşıyor. Öyle olunca da mücadele de daha zor oluyor. Evet. Tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu rakamları da göz önünde bulundurduğumuz zaman kanser vakalarında en sık görülen akciğer kanseri olarak belirleniyor hocam. Şimdi bölge bölge değişmekle beraber kadınlarda en sık görülen meme kanseri, erkeklerde en sık görülen bölge bölge değişmek üzere. Kadınlarda en sık görülen meme kanseri bölge değişimi göstermeksizin en sık görülüyor. Ama şeylerde... erkeklerde en sık görülen kanser türleri bölge farkı yani ülke, kıta farkı gözeterek bir kısım bölgede prostat kanseri en sık, bir kısım bölgede akciğer kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türünü oluşturuyor. Akciğer kanseri tabii önlenebilir kanserler arasındadır. Nasıl önlenebilir kanserler arasındadır? En büyük şeyi neden olarak gösterilen etken sigaradır. Sigaranın bırakılması akciğer kanserinin önlenmesinde en önemli faktörlerden birisidir. O nedenle önlenebilir kanserler arasında yer alan ve bazı bölgelerde en sık rastlanan kanser türü olması nedeniyle akciğer kanseri önemli bir yer tutmaktadır. Peki akciğer kanseri nedir desen hocam? Akciğer kanseri, akciğerde herhangi bir hücrenin genetik olarak yapısının değişerek bu bölgede çoğalıp büyüyüp kendini vücuda hakim kılmaya çalışan hücrelerin topluluğundan oluşan bir yapıdır. Akciğer kanserinde de erken evre tabii ki çok önemlidir. Erken evrede çünkü tedavi seçeneklerimiz çoktur. En azından tümörü tamamıyla vücuttan uzaklaştırmak amacıyla cerrahi girişim yapmak mümkündür erken evrelerde. Ayrıca gerekirse kemoterapi gibi, diğer radyoterapi gibi tedavi metotlarıyla da
bununla baş etmek mümkün olabilmektedir. Çok erken evrede yakalandığında. Peki hocam, akciğer kanserinin belirtileri neler? Akciğer kanserinde en önemli belirti, en sık görülen belirti öksürüktür. Öksürük bazen balgam çıkartılarak ve balgam da bazen kanla karışık olabilmektedir. Hastalığın çeşitli dönemlerine bağlı olarak solunum sıkıntısı oluşabilir. Geçmeyen enfeksiyonlar oluşabilir. Onun haricinde tümörün yerleşim yerine ve çevre organlara yaptığı basılara bağlı olarak vena cava superior sendromu dediğimiz bu baş bölgesinden kanı toplayarak kalbe getiren büyük damara olan basıyla yüzde şişmeler olabilir. Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı olabilir. Onun haricinde dediğim gibi en önemli belirtisi öksürük, balgam ve zaman zaman da kanlı balgam şeklinde ortaya çıkar. Hastalığın erken evrelerinde hiçbir belirti de olmayabilir. Evet. Hiçbir belirti de olmayabilir. Tabii erkeklerde daha sık görülüyor dediniz. Peki bayanlarda da kadınlarda da görülüyor mu hocam? 1960'lı 70'li yıllara kadar kadınlarda çok az görülen bir hastalıktı. Daha sonra kadınlardaki sigara içme oranının artmasıyla akciğer kanseri görülme oranları da hızla arttı. Şu anda kadınlarda meme, kolon kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olarak evet karşımıza çıkmakta. Evet tabii erkeklerde sıklıkla görülüyor dedik sigara dediniz en evet. Etkenlerinden biri de. Peki sigara içmeyen insanlarda da görülebiliyor akciğer kanseri? Mutlaka oluyor. Bunun bir sürü sebebi var. Yani evet. Tek sebep sigara değil. Bir de multifaktöriyel olayların bir araya gelmesi önemli faktörlerden birisi. Çalışma ortamı çok önemli mesela. Bazı demir döküm sanayinde çalışanlar da demir tozlarının inhalasyonu ya da kimyasal maddelerle çalışanlar da onların inhalasyonu, asbest gibi bizim eskiden beyaz toprak olarak bilinirdi, bu evlerimizde sıvı olarak kullanılırdı. O tür maddelerle maruziyet gene akciğer kanserinin gelişmesinde önemli sebeplerden birisi. Bunun yanında genetik özellikle bir miktar gelişmede rol oynamakta. Aile öyküsü de önemli. Evet. Tüm kanser vakalarında olduğu gibi akciğer kanserinde de aile öyküsü göz önünde bulundurulmalı mı? Evet, aile öyküsü de mutlaka yer alır. Birinci derece akrabalarında akciğer kanseri olanlarda görülebilme ihtimali bir miktar daha artmış olarak karşımıza çıkmakta. Tabii en önemli sebep, tekrar ediyorum, sigara. İş güvenliğinin, yani güvenli ortamda çalışmanın, iş güvenliği tedbirleri alınmış ortamlarda çalışarak ve sigara bırakılarak önlenebilir hastalıklardan olan akciğer kanserinde bu görülme oranları azaltılabilir. Peki Bezgi Hocam, akciğer kanserinin tedavi yöntemleri neler? Akciğer kanserinin erken evrelerinde genellikle tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahiden sonra elde edilen patolojik prognostik faktörlere bakarak ek tedavilerin nasıl olacağına yön verilebilir. Bazen kemoterapi cerrahiden sonra eklenebilir. Bazen patolojik prognostik faktörlere bakarak radyoterapi eklenebilir. Şimdi son yıllarda stereotaktik radyo cerrahi dediğimiz yüksek dozların tümör üzerine yönlendirilerek yapılan tedaviler de cerrahi olarak opere edilemeyecek durumda ya da medikal olarak bazı başka hastalık sebeplerine bağlı operasyonu yapılamayacak olan hastalarda bir radyoterapi seçeneği olarak önümüze gelmiş durumda ve çok başarılı sonuçlar bildirilmekte. Daha ileri hastalıkta, yani ameliyat edilemeyecek durumda olan hastalarda
Bu cerrahi olarak ameliyat edilemeyecek olan hastalarda ya da bir takım komorbid hastalıkları dediğimiz hastalıklara sahip olduğu olması nedeniyle ameliyat edilemeyecek hastalarda mesela aşırı kalp yetmezliği olabilir, aşırı solunum yoluna bağlı bir takım hastalıkları olabilir, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları. Opere ettiğinizde akciğer volümü hastanın hayatını idame ettirmesinde yeterli olmayacağı bilinen hastalarda da cerrahi radyoterapi kemoterapiyle eş zamanlı olarak tedavi seçeneği olarak karşımızda yer almakta. Daha ileri dönemlerde yani metastatik hastalıklarda ise kemoterapi birincil tedavi modalitesi olarak şeyde ama hani kansere bağlı tümör kanaması gibi kanserin bazı dokulara yaptığı basılar nedeniyle oluşan semptomların giderilmesi amacıyla kanserin metastazlarının sebep olduğu bazı durumlarda mesela kemiklere yayılmasıyla oluşan ağrıların giderilmesinde, beyine yayılmasıyla oluşan nörolojik semptomların düzeltilmesinde de gene radyoterapi ön planda karşımıza tedavi metodu olarak çıkmaktadır. Peki hocam bu korona günlerinde seanslarda herhangi bir gecikme olmadı tabii. Tedavilerini alın derken. Şimdi şöyle, korona ile ilgili pandemi bildiriminden itibaren gerek Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği gerekse Avrupa ve Amerika'daki derneklerle irtibatlı olarak tedavi modaliteleri biraz hipofraksiyone dediğimiz daha kısa sürede daha biraz daha yüksek dozların verileceği ve tedavilerin daha kısa sürede tamamlanacağı şekiller konusunda hem fikir olundu. Tabii kanser korona falan dinlemez. O nedenle mutlaka tedavilerinin yapılması gerekiyor. Koronaya göre biraz daha tehlikeli olarak düşünülebilir eğer tedavi edilmezse bu hastalar. O nedenle radyasyon onkolojisi kliniklerinde de ülkemizde radyasyon onkolojisi kliniklerinde de hijyen kuralları, sosyal mesafe kuralları ve diğer kurallar gözetilerek hasta randevuları, hastaların birbiriyle karşılaşıp bir yoğunluk oluşturmasını önlemek amacıyla düzenlenerek tedavileri devam edildi hastalarımıza. Uygun olan hastalara Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, ESTRO, ASTRO gibi Avrupa ve Amerika derneklerinin ortak görüşleri doğrultusunda oluşan uygun hastalara da hipofraksiyone tedavilerle tedavileri hızlı bir şekilde yapıldı ve tedavilerimiz devam etti tabii ki. Evet, yani bu zorlu süreçte ki kanser hastalığı gerçekten ilerleyen süreçlere atılacak bir hastalığı değil, bir ameliyat gibi değil mi hocam? Evet, evet. O nedenle biz tedavilerimize durmaksızın burada devam ettik. Hastalarımızı en güvenli şekilde olacak bir ortam oluşturarak tedavilerimize devam ettik. Peki hocam, radyoterapi dediniz. Peki radyoterapi nedir efendim? Radyoterapi, iyonize radyasyonları kullanarak, yüksek doz iyonize radyasyonları kullanarak kanserli hücrelerin ve bazen de kanser dışı bazı yapıların tedavi edilmesi işlemidir. Bunda yüksek enerjili, en sık kullanılan yüksek enerjili çeşitli geliştirilmiş makinalarda üretilen X ışınları en çok kullanılan metottur. Radyasyon onkolojisinde amacımız nedir? Radyasyon onkolojisinde amacımız tümöre en yüksek dozu verip çevre sağlam dokuyu da en iyi şekilde koruyarak hastalığı tedavi etmektir. Yani kanser hastalığını tedavi etmektir. Bu amaçla tabii X ışınlarının bulunduğu 1895 yılından günümüze kadar radyasyon onkolojisi
mükemmel bir gelişim periyodu gelişmiş geçirmiştir ve şu anda bizim tümörü görerek, bilerek, yerini tam olarak tespit ederek tedavi etmemizi mümkün kılmıştır. Belki 50 sene sonra benim yerimde oturup bu konuları konuşan bir arkadaşımız da kendi döneminde ki şeyleri anlatırken bizimkini daha şey görecek olabilir. Kendi dönemlerinde daha yüksek teknolojilerin kullanıldığını söyleyecek olabilir. Ama şu anda ki en önemli noktaya gelmiş durumda ve Türkiye'de bu konuda gerçekten kendini geliştirmiş hekimlerin çoğunlukta olduğu ve dünyada radyasyon onkolojisine yön veren hekim arkadaşlarımızın bulunduğu önemli ülkelerden biridir. Gerek cihaz bakımından, gerek şey bakımından dünyanın iyi ülkeleri arasında radyasyon onkolojisi açısından yer almaktayız. Radyoterapi ağrısız, sızısız bir işlemdir. Hasta bir masada yatar, etrafında bir cihaz döner, dönerken tedaviyi verir, hasta bunu hissetmez. O nedenle opere edilemeyen, gerek cerrahi olarak inopere olan, gerekse bazı hastalıkları nedeniyle ameliyat edilemeyecek olan hastalarda dahi güvenli olarak kullanılabilecek bir tedavi metodudur kanser tedavisinde. Radyoterapi alan bir hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor terapiden çıktıktan sonra hocam? Radyoterapinin hasta üzerine çok fazla olumsuz bir etkisi olmaz. Evet. Görülebilecek bir takım yan etkiler mutlaka var. Bu da radyoterapinin uygulandığı bölgelere göre değişmekle beraber bir takım mutlaka yan etkiler görülebilmekte. Ancak teknolojideki bu gelişmeler sayesinde artık bu yan etki insidanslarının görülme oranları da çok minimalize edilmiş durumda ve hastalar güvenli bir şekilde tedavilerini yaptırabilmekteler. Veysel hocam, akciğer kanserine yakalanmış bir kişi gıdalarına nasıl dikkat eder? Aldığı besinlere nasıl dikkat etmeli? Yani benim şeyim şu, eğer yani radyasyon onkolojisi açısından tedavi esnasında herhangi bir komplikasyon gelişmemişse normal gündelik beslenmesine devam edebilir. Ama genellikle radyoterapi alanları içerisinde, akciğer kanseri hastalarında genellikle radyoterapi alanı içerisinde yemek borusu da yer almakta ve belli bir süre sonra yemek borusu da hassaslaşarak yutmada zorlanma, ağrı gibi semptomlara neden olmaktadır. Biz bu tür hastalara, yani oluşabileceğini düşündüğümüz bu tür hastalara tavsiyemiz şu oluyor. Acı, ekşi, çok soğuk, çok sıcak, asitli, gazlı, baharatlı, alkollü ve katı gıdalardan uzak durmalarını, tedavi süresince sıvı ve yumuşak besinlerle beslenmelerini ki yemek borusunda daha fazla tahrişata neden olup bu semptomları arttırmamaları açısından bir de bir takım destekleyici tedaviler vererek bu süreçleri daha hastanın rahat geçirmesini sağlayabiliyoruz. Ama normal günlük beslenmesi eğer yemek borusuyla ilgili bir sıkıntısı olmasa normal günlük beslenmesine radyoterapi süresince devam edebilir. Tek şeyimiz var. Bol miktarda sıvı alması. Tuz, özellikle su. Su içmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Peki Bezli Hocam, akciğer kanserinde moral de önemli midir? Hepsinde önemlidir moral. Bir kere tedaviyi kabullenip tedaviye devam açısından hastanın hem moralinin yerinde olması hem de bu tedavilerin ona bir takım artılar katabileceğini ikna olması gerekiyor. Bu nedenle tabii tedavinin başından itibaren biz hastalarla birebir kontak içindeyiz. Gerek evde cep telefonlarıyla bize ulaşabiliyorlar, gerekse burada
tedaviye geldikçe, gittikçe problemlerini iletmeleri açısından onların kendisine yardımcı oluyoruz. Zaman zaman bir takım şeyleri konuşarak daha kendilerini rahat hissetmelerine elimizden geldiğince katkı sağlamak için uğraşıyoruz. Ama hani şey olursa da o zaman da bir bu işin uzmanı psikiyatr bir arkadaşla görüştürerek hastanın baş edemediği bazı problemleri varsa onları da çözmesinde bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki hocam, akciğer kanserine belli bir yaş oranı var mıdır? Evet, erkeklerde sık görülüyor. Şöyle, genellikle kanser yaşlı hastalığıdır. Evet. Yani belli bir yaştan sonra ortaya çıkar. Genellikle de 55-65 yaş arasında görülme oranı artıyor ama hani hastanın yaşı arttıkça risk de artıyor. Çünkü bu süreç içerisinde hem kullanmış olduğu sigara oranı ya da bir iş yerinde çalışıyorsa yani demin bahsettiğimiz meslek gruplarından bir yerde çalışıyorsa çalışma süresi de uzamış olduğundan bu risk faktörleri yaşla beraber biraz daha artıyor ama genellikle 65-70 yaş aralığında daha sık görülebilmekte. Evet. Peki hareketsiz yaşamını? Elbette o da bir faktördür. Şu anda biliyorsunuz hocam, korona günlerinde evdeydik. Ama işte bu hani birebir tek başına akciğer kanseri yapar mı? Hayır, yapmaz. Ama hani sebeplerden biri olarak belki diğer sebeplerde fazla miktarda varsa katkıda bulunabilir. Ama hareketsiz yaşam tabii ki kalp damar sağlığı açısından da önemli bir parametre. Onun için hani evde de olsa bir takım ufak tefek de olsa hareketlerini, yürüyüşlerini mutlaka yapmaları gerekir insanlara. Evet, temiz hava. Bunlar tabii hava kirliliği önemli sebeplerden biriydi. Eğer hava kirliliği ortadan kaldırılabilirse mutlaka katkı yapıyor hava kirliliği de. Çünkü bu kirli hava içerisinde bir takım bileşenler var. O da önemli bir faktör akciğer kanserinin gelişmesinde. Ama dediğim gibi bunların hepsinin multifaktöriyel bir takım rolleri var. Ve bir de genetik olarak hücrenin bozulup bozulamayacağı, immün sistemin nasıl olup olmayacağı bunu etkileyecek faktörler arasındadır. Ama en önemli sebep sigara. Evet, en önemli sebep sigara. Sigaranın bırakılması, bir de kurallara uygun o belirlenen meslek gruplarında kurallara uygun çalışma düzeninin ortaya konulması ve insanların da bunlara dikkat etmesi. Tabii sen sistemi kuruyorsun bazen, ondan sonra ya bu bana sıkıntı veriyor diye insanlar kendileri bazen kullanmıyor. Bunları insanların da kullanmasını teşvik ederek akciğer kanseri oranlarını azaltmak mümkündür. Erken teşhis için herhangi bir tarama testimiz yoktur. Meme kanserinde ya da bağırsak kanserinde ya da başka bir prostat kanserinde olduğu gibi erken hani teşhis için bir faktörümüz yoktur. Ama o demin saydığım iş kolları arasında ki onlardan biri de biziz, radyasyonla çalıştığımız evet. için bizim her yıl düzenli olarak bir takım tetkiklerimiz yapılır. Bu tür bir olaya maruz kalmayalım diye ve takip ediliriz. Diğer meslek gruplarında da bir takım tetkiklerle takipler yapılır. Ama tabii kişinin öncelikle kendisine dikkat etmesi lazım. Yani hareketli bir yaşamı oluşturması lazım. Sigarayı, alkolü bırakması lazım. Stresten uzak durması lazım. Yani bunları tabii sayarken hangi birini nasıl yapar bilmiyorum. Hepsini birlikte sağlamak mümkün müdür? Elbette ki İstanbul'da yaşayan bir insan için stresten kurtulmak çok zor bir. Ama bunu minimalize etmek en önemli faktörlerden biridir. Yaşadığımız ortamın havasının temizliği önemli. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin her şeyi önemli ama
Hani organik bir şeyi şu anda tam tamına bulmak mümkün müdür? Evet, yani bu teknoloji gelişirken biz bazı şeylerimizi de maalesef kaybediyoruz. Ben çocukluğumda biliyorum, bizim evimizin bahçesi vardı. Bahçemizde domatesimiz de yetişirdi, salatalığımız da yetişirdi, her şeyimiz yetişirdi. Biz oradan gider koparır, hatta böyle üstümüze silerdik. Öyle yirdik çocukken, ama hani bir şey ilaçlama yapılmazdı. Öyle bir kimyasal ilaç falan atılmazdı. Doğal gübreler kullanılırdı. Ama şimdi bunların hiçbirini bulmak mümkün değil. Mevsiminde olmayan dahi. Evet, yani şu anda her şey var, yani her şey var. Hani teknoloji, evet, iyi, çok güzel. Bizim hayatımızı kolaylaştırıyor, şey yapıyor, ama hani bilmiyorum sağlığımızı. Gerçi hani bütün bunlara bakıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz insanın yaşam süresi de uzamış. Yani böyle bir şeyli bir süreç var. Geriye gitmeyi beklerken teknolojiyle beraber bunlar da ileri gidiyor. Yani bilmiyorum, yani her şey bana göre yerinde ve zamanında olmalı. Öyle düşünüyorum. Evet. Ben siz bir bilim insanı olarak o kadar güzel mesajlar veriyorsunuz ki şu anda ekranları başındaki izleyenlerimize. Biraz da şuna da teşvik ettiniz hocam. Köy hayatınıza, eski hayatınıza bir dönüşte yapabilirsiniz. Hani büyük kentlerde eğer imkanınız var ise tabii. Ya şimdi tabii eskiden herkes kendi içeceğini yapardı. Bizim hani ben Nallıhan'da büyüdüm. Benim ilçem tarıma çok elverişli bir ilçeydi. Herkes kendi bahçesinde her şeyini yetiştirirdi. Tavuklarını yetiştirirlerdi. Köy pazarları olurdu. Biz tavukları oradan alınırdı mesela. Böyle entegre tesisler falan yoktu. 20 günde büyüyen tavuklar yoktu. Hep gezen tavuk, böyle ortamdan beslenen tavuklar vardı. Onun haricinde insanlar hani biraz daha böyle birbirlerine saygılı, birbirlerine daha samimilerdi. Ama hani şimdi İstanbul'da yaşıyorum ben. Yani tabii trafik ayrı bir stres, şey ayrı bir stres. Hava durumu, ondan sonra yaşam şartları, tabii bunların hepsi bir araya gelince insanlar bazı şeylerde zorlanıyorlar diye düşünüyorum. Ama bu korona günleri bize biraz herhalde geçmişimizi ya da kendimizle olan yapmak istediklerimizi bir program haline getirmiş olabilir mi? Şimdi şöyle, yani bir kere hani köyde ve daha küçük yerlerde yaşayanlar daha özgürdüler. Bağına bahçesine gittiler. Hiç kimse kimseden etkilenmedi. Kimse kimseye bulaştırmadı. Herkes işine gücüne baktı. Hani büyük şehirlerde olduğu gibi eve tıkılıp kalmadılar mesela. Daha rahat bir zaman geçirdiler. Bu süreç bize şunu da gösterdi. Yani kendi öz kaynaklarımıza geri dönmemiz gerektiğini, kendi hayvancılığımızı, kendi tarımımızı kendimizin yapması ve kendi kendimize yeten bir ülke olarak gene dünya şeyinde rol oynamamız gerektiğini de gösterdi. Elbette sanayileşme, teknoloji çok güzel bir şey. Evet. Onlar da yapılacak, ama bunlar yapılırken diğerlerini de bir kenara atmamasının gerektiğini düşünüyorum ben. Ve şu anda evet, tarımımız vardı. Tarımın ve üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Elbette, elbette, elbette. Yani şehirleşme, çok büyük şehirlerde yaşama, bunlar tabii çok büyük sıkıntıları olan bölgeler, ama insanlar da maalesef artık hani köy yaşamı biraz daha uğraş gerektiriyor, emeğinin karşılığını bulup bulmaması, bunların hepsi birer faktör. Tabii bunları hani burada
Biz kendimize göre çok güzel yorumluyoruz ama bunlar tabii ki böyle bu kadar rahat konuşulacak ya da yorumlanacak şeyler değil. Bir sürü faktör var bunları etkileyen. Mutlaka ki ama özendirilmeli bence. Özendirilmeli dönmek isteyenleri. Böyle bir yaş grupları olabilir mesela. Yani ben öyle bir yaş grubu olarak düşünmüyorum. Herkes olabilir ama özendirilmeli. Kendi yapacakları alanda belki teşvik edilmeli. Ve hani o bölgelerde de insanlarımızın kendi çabalarıyla oluşturduklarını, değerlendirmelerini ve bu oluşturup değerlendirdikleri şeylerin de değerinde bir alıcı bulmasının bu yaşam tarzına biraz akışı kolaylaştıracağını düşünüyorum ben. Evet, şu andaki yaşam tarzımızda tabii önümüzdeki süreç belirleyecek. Elbette, yani şimdi tabii her şey daha kontrollü olmak zorunda. Yani eskiden hani böyle şey yaptığımızda, siz de geldiğinizde bir tokalaşırdık, merhaba derdik, evet, nasılsın derdik, böyle bir şey yapardık. Ama şimdi maskemiz var işte. Karşı karşıya oturuyor sanki böyle bir şeyden ama bunlara uymak zorundayız. Yani başka yapacak bir şeyimiz de yok. Bugünler geçene kadar bu belirlenen hijyen kurallarına, maske takma kurallarına, sosyal mesafe kurallarına mutlaka uymak zorundayız. Ve bu şekilde de doğru yönettiğimiz, iyi yönettiğimiz bu korona pandemisinden ülkemizin başarılı bir şekilde çıkabileceğini kanaati içindeyim ben. Peki bu kurallara uymazsak ne olur? Bir bilim insanı olarak sizden deneyelim hocam. Kurallara uymazsak herkes şey olur. İkinci bir vaka olur tabii ki. Olur tabii. Yani şimdi sen bu kurallara uymazsan ve herkes birbirine bulaştırırsa tabii ki insanlar hastalanır. İnsanlar hastalanınca da sağlık sisteminiz daha kötüye gider. Her şey daha kötüye gider. Yani şu ana kadar yönettiğiniz her şeyi bir anda bozulabilme ihtimali olabilir. O nedenle belirlenen kurallara mutlaka uymak gerekir. Özellikle sosyal mesafe, hijyen ve maske. Mutlaka ve mutlaka uymak gerekir. Uymayanları da uyanların bence uyararak, lütfen diye uyararak bunlara uymasını sağlamaları gerekir diye düşünüyorum. Beyin hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak ekranları başında bizleri izleyen, Kanal 58 izleyenlerimize nasıl mesajlar vermek istersiniz? Bir kere şu anda çok başarılı bir şekilde yönetmiş olduğumuz bir pandemi sürecimiz var. Lütfen şu anda yeni normalleşme sürecinde herkesin belirlenen kurallar doğrultusunda hareket etmesini ben çok önemli rica ediyorum. Özellikle maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen kurallarının devam ettirilmesi konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum. İkincisi, akciğer kanseri ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Ve en sık da ölüme sebep olan kanser türleri arasındadır. Bu nedenle aynı zamanda önlenebilir bir hastalıktır da. Bu nedenle bu hastalığın görülme sıklığını azaltmak amacıyla, hastalığı önleyebilmek amacıyla sigaranın bırakılmasını ve bu hastalığa neden olan, gerek kimya sanayinde çalışan, gerek demir doğrama işlerinde çalışan, bu tür sanayi kuruluşlarında çalışan insanlarımızın da belirlenmiş güvenlik kuralları çerçevesinde çalıştırılması ve orada çalışan kişilerin de bu kurallara mutlaka uymalarını önemli tavsiye ediyorum. Hem bu işi başında olan insanların bunlara riayet etmesini ve işçileri, çalıştırdıkları kişileri bununla özendirmeleri ve orada çalışanların da aman bu bana sıkıntı veriyor, aman bu böyle oluyor diyerek bu kuralların dışına
çıkmamalarını önemli rica ediyorum. Bu sayede hem akciğer kanserini önlemiş olabiliriz hem de görülme sıklığını azaltmış olabiliriz. Ben bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel, mutlu, huzurlu, eskiden olduğu gibi olacak yaşantılarımızın da çok yakın bir sürede bizim yanımızda olacağını düşünüyorum, inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Mecid Hocam, vermiş olduğunuz bu güzel mesajlar ve bilgilerden dolayı. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızın bu haftada sonuna geldik. Radyasyon Onkoloji uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin Hocam bizlerle birliktelerdi. Tabii pandemi sürecini konuştuk. Korona günlerindeki süreç bizleri nasıl bekliyor? Bilim insanımızdan, hocamızdan dinledik. Akciğer kanseri hakkında bilgiler aldık. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Sizler Kanal 58 izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte.
Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.